Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Unreal Engine'de nedir başlığını çektiğimiz seriyle devam ediyoruz. Bu bölümde göreceğimiz şey decal. Decal'ı en ilk bölümlerde anlatmıştım fakat yani çok da ayrıntılı anlattığım söylenmez. Zaten ayrıntılı anlatılacak bir şeysi yok ama olsun. Yine de ben ayrı bir başlık altında çekeyim dedim. Öncelikle decal nedir, bundan bahsedeyim. Oyunlarda fark etmişsinizdir, böyle hani her duvar aynı değil. Şimdi siz Unreal'ı birazcık öğrenmiş olarak gelmişsiniz buraya. Şimdi hepsinin mesela tekstürü ayrı mı? Bu kadar adam yani bu kadar tekstürü nereden buluyor? Çok fazla yer kaplamaz mı falan filan. Bu duvardaki işte bilmem yarıklar, böyle yosunlu şeyler, işte değişik efektler, dövmeler falan filan. Böyle şeyler hep bu dekalla yapılıyor. Şu an yerde gördüğünüzde bir tane dekal. Gördüğünüz üzere şuradan basarsak gördüğünüz gibi bir dekal. Şimdi bu dekal nasıl kullanılır, nasıl oluşturulur bunu göstereyim. Önce herhangi bir PNG dosya bulun. Ben böyle tilki buldum, niye bilmiyorum. Böyle bir tilki buldum. Şimdi bunu kapatayım. Daha sonra bu tilkiye bir tane material oluşturacağız. Create material. Bunu böyle oluşturalım. Şu an bizim bir materialımız var. Mesela tilki tire png değil de tilki tire decal diyelim ve bunun içine girelim. Şimdi burada materyalin basit en belki de temel şeyinden gireceğim. Bir renk 4 ana renkten oluşur. Kırmızı, yeşil, mavi ve hani alfa kanalı, böyle gidiniz görünmezlik kanalı, hani opacity falan buradan ayarlarsınız. Şimdi normal texture'ımız böyle görünüyor gördüğünüz gibi. Burayı Unreal Engine otomatik dolduruyor ama yoksa bu karışık yerler normalde PNG, yani alfa kanalı, öyle diyeyim size, görünmez buralar. Şimdi biz burayı kullanarak buraları yok edeceğiz. Fakat öncelikle buradan material domain, yani buradan materyalin temel özelliklerini değiştirebiliyoruz. Burada material domain'de bakın böyle değişik şeyler var. Burada mesela değişik şeyler de yapabilirsiniz. Mesela bununla hep her zaman parlayan, hani ışığa göre renk değiştirmeyen şeyler falan yapabilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış bu. Biz şimdi yapacağımız şey deferred decal. Yani decal oluşturacağız bu. Bastığımız zaman decal'ın normal klasik resmi bu. Yeşil, böyle yeşilli bir şey. Buna böyle bastık. Fakat şimdi opacity kısmından alfa kanalını kaldırmamız lazım ki bize ortasını versin. Yoksa kutu şeklinde yapmamızın bir anlamı yok. O zaman texture olarak da kullanabilirdik. Opacity'yi buraya böyle bağladık. Hızlı şey olması için ben save diyorum. Bir dakika, bir şey diyor. Buradan opacity kısmından, yani blend mode kısmından buradan translucent'i seçin. Çünkü alfa kanalını kaldıracağız, yani translucent denilen yer. Şimdi onu tam diyemiyorum. Anladınız siz onu. Kaydet diyelim. Burada çok iyi görünmeyebilir şurada. Oyuna attığım zaman daha güzel görünecektir. Şimdi bunu böyle kaydettik. Ayarlarımız bu kadardı. Geldik ekleme kısmına. İsterseniz iki şekil ekleme stili var. Bir, basarsınız buradan sağ tuş deyip buraya bakın decal ekle geldi. Yani bu Unreal'ın kolaylığı. Buraya basarak böyle dekalı ekleyebilirsiniz. Veya şu sol taraftaki bu kısma, bu basit objeleri falan aldığımız kısma Search Classes'tan decal yazıp buradan Deferred decal'ı bulup bunu böyle sürükleyelim. Gördüğünüz gibi normal texture dediğim. Decal Material'dan da buraya Tilki Decal Material'ı seçerseniz eğer şu an ne oluyor? Bir dakika. Gördüğünüz gibi böyle tilkimizi ekleyebiliyoruz. Şimdi bunları böyle bir silelim. Gelelim karakter kısmına. First person blueprint. Blueprint'ten first person karakter mi diyeyim? Hangisi ateş ediyor acaba? Bu MD karakter neydi? Bunu açalım. Aa, bu ok attığımız şeymiş. Onun yerine biz 2 dakikalık hani şurada decal spamlayalım. Göstereyim size. Şimdi press olduğu zaman spam decal.
location. Bunu nasıl oluşturabilirsiniz? Bunu mesela line trace göndererek yapabilirsiniz. Hemen şuradan line trace mi göndersem acaba? Şimdi bu line trace'imizi böyle ayarladık. Decal'dan da tilkimizi seçelim. Tilki decal mat. Buradan branch diyelim. Otit'ten çarptığı noktayı almak için impact point location. Buradan decal size mesela 200 200 200 200 yapabiliriz. Bu şekilde yaptık bunu da. Şimdi bakalım olmuş mu? Ama şu an sanırım MD karakteri kullanmıyoruz. First person şeyden buradan MD karakteri seçelim ve play diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bastığımız zaman line şeyimiz oluşuyor. Bu arada şuralar oluşmamasının sebebi açısı. Yani rotation'ı. Eğer rotation'ı ayarlarsanız böyle çarptığı noktaya doğru hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Bir de arkadaşlar fark ettiğiniz üzere bu biraz parlak. Yani attığımız resimden daha parlak. Daha kaliteli, daha net bir görüntü istiyorsanız bu materyalin ayarlarından bu decal blend mod kısmından transluçente stain yapın. Böyle yaparsanız bakın baked light diyor, çalışmaz diyor ışıklandırma. Böyle yaparsanız daha sert bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani sizin açınızdan bence daha iyi olur. Şimdi görelim bakalım nasıl bir şey olmuş diye. Gördüğünüz gibi karanlık olduk. Gördüğünüz üzere daha net, daha kaliteli bir görüntü elde etmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu video böyle kısaydı. Decal'lar hakkında. Decal'da zaten nereden bulabileceğinizi söylemeyeyim. Böyle zor yazmışım gördüğünüz gibi. Herhangi bir şeyin decal'ını mesela blood yani kan png mesela yazarsanız kan falan çıkar böyle. Bunları indirerek yaptığım gibi yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanala kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz.